Medyaskop ekranlarından herkese günaydın. Hafta içi her sabah gündemin ön plana çıkan başlıklarını değerlendirmeye devam ediyoruz. Ben Gülçin Karabağ, Medyaskop gündem başlıyor. Bugün neler konuşacağız hemen bakalım. İlk konumuz Cüneyt Arkın için düzenlenen cenaze ve anma töreni olacak. İki gün önce hayatını kaybeden Cüneyt Arkın için bugün bir anma töreni düzenleniyor. Medyaskop muhabirlerimiz orada olacaklar. Onlara bağlanacağız ve son gelişmeleri muhabirlerimizden dinleyeceğiz. Diğer bir gündemimiz Erdoğan-Biden görüşmesi. Dün 18.45'te başlayan görüşme 1 saat 10 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden'ın görüşmesi Biden'ın göreve başladığından beri 3. yüz yüze görüşmeleri olma niteliği de taşıyordu. Ve son olarak NATO Liderler Zirvesi'ne bakacağız. Bugün NATO Liderler Zirvesi'nin de son günü, ancak bütün bunlardan önce dolar ve euro kuruna bakalım. Bugün dolar 16,66, euro ise 17,44 TL'den işlem gördü. Yeşilcam sinemasının usta isimlerinden Cüneyt Arkın 2 gün önce Kaldırdağ Sahnede yaşama veda etmişti. 85 yaşında hayatını yitiren Cüneyt Arkın için şu anda Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenleniyor. Oyuncu anma töreni sonrasında Teşvikiye Camii'nde düzenlenecek cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Yayınımızda Medyaskop muhabiri Ayşegül Karagöz var. Ayşegül, hoş geldin, günaydın. Ayşegül Karagöz, Cüneyt Arkın'ın cenaze törenini takip ediyor. Şimdi biz de kendisiyle bağlanarak oradaki atmosferi öğrenmek istiyoruz. Usta oyuncu Cüneyt Arkın 2 gün önce yaşamını yitirdi. Kendisiyle tanıyoruz. Şu anda da kendisine Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze ve anma töreni düzenlenecek ve sonrasında da Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek. Cüneyt Arkın hiç şüphesiz Türk sinemasının en önemli isimlerinden biri. Şimdi Ayşegül Karagöz'e bağlanıyoruz. Ayşegül, merhabalar, duyuyor musun bizi? Merhaba, duyuyorum. Ayşegül, anma töreni gerçekleştiriliyor mu? Nasıl bir ortam var? Kimler katıldı anma törenine? Bize gözlemlerini aktarır mısın? Bugün Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Anma töreni henüz başlamadı. Saat 10.30 gibi başlaması öngörülüyor. Yeşilçam'ın usta sanatçısı Cüneyt Arkın 28 Haziran Salı günü rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti. Malkaçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat, Öğretmen Kemal, Komiser Cemil gibi birçok unutulmaz filme imza atan usta oyuncu Cüneyt Arkın aniden kalbinin durması sonucunda 85 yaşında tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 85 yaşındaki sanatçının ölüm haberinin ardından sevenleri sosyal medyada Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmlerden akılda kalan sahneleri tekrardan paylaştı. Sinemacılar, yazarlar, gazeteciler ve politikacılar taziye mesajı yayınladı. Biz de bugün usta sanatçı için Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'ndeyiz. Bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde usta sanatçı Cüneyt Arkın için bir anma töreni düzenlenecek. Törene sevenleri ve hayranları tarafından ilginin yoğun olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yazarlar, siyasetçiler ve oyuncular da, sinema oyuncuları da bu törene katıldılar. 300'den fazla filmde rol alarak Yeşilcam sinemasına adını altın harflerle yazdıran Cüneyt Arkın'ın cenaze namazı bugün Taksim'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından Teşvikiye Camii'nde kılınacak. Cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanacak. Bizim buradan gözlemlerimiz bu kadar. Tören henüz başlamadı ama törene ilginin yoğun olduğunu tekrardan ifade edebilirim. Çok teşekkürler Ayşegül Karagöz. Cüneyt Arkın'a tekrar Allah'tan rahmet, sevenlerine ve hayranlarına da başsağlığı diliyoruz. Bir son dakika haberiyle aslında karşınızdayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından Türkiye'de maymun çiçeği vakası görüldüğünü açıkladı. Bakan Koca konuya ilişkin paylaşımında bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı. Başka bir vakaya rastlanmadı. Bilindiği gibi bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor ifadelerini kullandı. Bakalım maymun çiçeği virüsünün Türkiye'deki seyri ne olacak? Umalım ki bu virüs yayılmasın.
Periskop gündeme devam ediyoruz. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı ekonomik güven endeksi verisini açıkladı. Buna göre Mayıs'ta 36,7 olan güven endeksi Haziran'da %3,3 azalarak 93,6'ya düştü. Haziran ayı içinde açıklanan gelir endeksi senet ve son açıklanan BDDK kararlarının ardından döviz kurları bir miktar düşse de ekonomik güven endeksi son açıklanan veriyle beraber 2021'in Mayıs ayından bu yana en düşük seviyeye geriledi. Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ek bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız dedi. Nebati vatandaşları odağına alan bir ek bütçe teklifi hazırladıklarını savundu. Bakan enflasyonun dünyada da bir sorun olduğunu ve Türkiye ekonomisinin de bu zorlu şartlardan etkilendiğini söyledi. Nebati enflasyonun birçok ülkede son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığını da savundu. 3600 ek gösterge ile ilgili torba kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmesi sırasında önerge ile ilgili değişikliğe gidildi. 2500 TL olan en düşük emekli aylığının 3000 TL'ye çıkartılmasını öngören madde değiştirildi. Öğrenci affı ve ek gösterge artışı sağlayan torba kanunun komisyonda görüşülürken en düşük emekli maaşının artırılması konusunda tartışma çıktı. Komisyonun HDP'li üyeleri Garo Paylan ve Necdet İpekyüz en düşük emekli aylığının 6000 liraya çıkarılması için değişiklik önergesi verdi. Bu önerge AKP ve MHP'li komisyon üyelerinin oylarıyla reddedildi. AKP ve MHP'li komisyon üyeleri ortak imzalı bir önerge vererek 2500 TL olan en düşük emekli maaşının 3300 liraya çıkarılmasını istedi. Düzenlemenin TBMM tatile girmeden genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Doktor Murat Kubilay Medyaskop'ta 16 Ekim 2019'da başladığı Herkes İçin Ekonomi programına 140. yayınıyla veda etti. Doktor Murat Kubilay'ın yayınları oldukça ilgi görüyordu. Ben de kendisine yayınlar için çok teşekkür ediyorum Medyaskop ailesi adına. Son yayınından kısa bir bölüm izleyelim. Yapılan durumlar kısa vadede döviz kurumuna biraz yavaşlatsa da uzun vadede büyümeyi daha daraltacaktır. Güven çok noksan, iş dünyası olumsuz tepki verecek. Medyascope'a sahip çıkın, beğenmeseniz bile sahip çıkın, özgür haber almanın başka çok fazla kanalı yolu yok. Bunun harici bugüne kadar burada her zaman özgür yayın yaptığımı da belirteyim. Ve iktidar değişecek, bizim sorunlarımız bitmeyecek. Bizim sorunlarımızın bitmesi için o hep hayalini kurduğum kalkınma hamlesinin başlaması için toplumun kendisiyle yüzleşmesi gerekecek. Bundan sonra idealizmle, cesaretle yola çıkarsa işte ancak o zaman başarılı olacak. Başka mecralarda görüşmek dileğiyle hepimizin yolu açık olsun. Sevgiler. Murat Kubilay'ın iyi dileklerine yürekten katılıyorum. Kendisinin başarılarının devamını diliyorum. Medyaskop gündem devam ediyor. Hekimler ve sağlık çalışanları iş bırakıyor. Kamuoyunda ceza yönetmeliği olarak anılan aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin yıl dönümünde Sağlık Bakanlığı önünde saat 14'te yapılacak olan eyleme 8 sağlık meslek örgütü katılacağını açıkladı. Son günlerin tartışma yaratan bir olayla devam ediyoruz yine. Cumhuriyet Halk Partisi Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu CHP'den istifa etti. Partiden yapılan açıklamaya göre Erdoğdu ve Torun bu kararı CHP'nin kendileri üzerinden yıpratılmaması amacıyla aldıklarını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztürk, 27 Haziran'daki Merkez Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında eski eşi tarafından konuşma kaydı yayınlanan CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun durumuna ilişkin bir soruya kendisi ve partimiz açısından en doğru karar vereceğine inanıyoruz yanıtını vermişti. CHP tarafından dün yapılan açıklamada CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Tuğba Torun ve CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun istifa haberi duyuruldu. Ruşen Çakır ve Bekir Ardır ilgiyle izlenen yayınlarına devam ediyor. Ruşen Çakır ve Bekir Ardır seçime bir yıldan az kala Türkiye'nin durumunu konuştular. Ardır, Erdoğan'ın NATO'da dünya liderleriyle verdiği pozun ve yaşanan gelişmelerin seçmen üzerindeki etkisini de değerlendirdi. Ayrıntıları izleyelim. Diplomatik olarak Erdoğan sanki bir şeyler yapıyor, yapmış, kazanıyor gibi bir hava var ortada. Bunun doğruluğunu yanlışlığını bir kenara bırakalım ama Türkiye'de seçimlerde, seçmen tercihlerinde bir siyasetçinin Batı'yla, NATO'yla, ABD'yle başarılı ilişki içerisinde olması, beraber fotoğraf vermesi vesaire bunlar seçmen davranışını
o kişinin lehine ya da aleyhine etkiliyor mu? Çok da değil. Birkaç sebebi var. Yani bir kere Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne üyelik meselesi ayrı. Ama Avrupa Birliği dışarıda bırakarak bir dış politikaya baktığınız zaman bir kere bir dış politika konusunda Türkiye toplumu zaten bilgisi veya ilgisi eksik. Yani bu türden hangi araştırmayı yaparsan yap işte %40'lar mertebesinde insan, hatta bazı konularda %47'ler, %48'ler mertebesinde, yani yarıya yakın insan fikrim yok ya da bilgim yok diyor. Veya Şangay Beşlisi'ne mi üyeyiz, NATO'ya mı üyeyiz, Varşova Paktı hala var mı gibi sorularda bile bilgi eksikliği gözleniyor. Birinci mesele, birinci sebebi bu. İkincisi, dış politika meselesi Türkiye'de genellikle hep içerideki gerilimler ya da siyasi gerilimleri harlamak ya da söndürmek için kullanılan bir mesele. Dış politika Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla, sen bir yanlış söylüyorsam düzelt lütfen, ama bildiğim kadarıyla 2011 seçimlerine kadar partilerin her seçim beyannamesinde genel geçer Avrupa Birliği hedefimiz, işte NATO'ya, Batı'ya bağımlı ve bağlı vesaire falan. İlk kez 2011'de AK Parti'nin seçim beyannamesinde bir ana başlık oldu. 5 temel hedeften birisi olarak. Ama paradoksal ya da ironik biçimde o andan itibaren de Türkiye bütün dış politikada bütün komşularla gerilimli ve kavgalı bir hale dönüştü. Çünkü hükümetin o Arap Baharı dediğimiz süreç ve o sürecin içindeki o toplumlardaki değişimlerde bir siyasi görüşten ya da siyasal İslamcı bir akımdan yana tavır aldı. Ve bir illüzyonun teorisi diyorum ben, bir illüzyonun teorisine yazdı hükümet ve o günün bakanları. Ve gelindi ki efendim işte bütün o Müslüman coğrafyada lider olmak falan, o hayal de olmadı ama sonuçta gele gele başka bir yere geldik. Dolayısıyla Türkiye insanının da bir kere yine bir başka bulgu, milliyetçilik, çünkü dış politikadaki oya etkisi meselenin milliyetçilik veya hani daha küresel bir yerden bakıp bakmamakla ilgili bir siyasi pozisyonuna değen bir şey varsa etkili. Ama bunun milliyetçilik tarafı veya ulusal gurur tarafı parti tabanlarına göre fark etmiyor. Çünkü Türkiye'de milliyetçilik birazcık da ezber. Üç gündür gündemimiz NATO Liderler Zirvesi. Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi öncesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında imzalanan ve Ankara'nın veto kararını kaldırması ile sonuçlanan ortak anlaşmayı iktidara yakın kimi çevreler diplomatik bir başarı olarak yorumladı. Peki sahiden böyle mi? Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Serhat Güvenç hızlı ve kısa da yorumladı. Kulak verelim. Merhabalar. Dün akşam Madrid'de Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO Genel Sekreterinin katıldığı müzakerelerin sonunda Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine yönelik itirazlarını kaldıracağı ortaya çıktı. Ve yaklaşık bir aydır gündemimizi meşgul eden bu konuda bir sonuca kavuşmuş oldu. İktidara yakın bir takım isimler medyadan ve akademiyadan bunun Tayyip Erdoğan'ın bir diplomatik başarısı olarak görülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Diğer tarafta ise bunun kesin bir başarısızlık anlamına geldiğini, Türkiye'nin özellikle PKK ve onun Suriye'deki uzantıları ile ilgili taleplerinin karşılanmadığından dem vuruyorlar. Ortaya çıkan metne baktığımızda bir uzlaşma niyetinin ipuçlarını görebiliyoruz ama somut olarak Türkiye'nin ne kazandığına dair düşünceler farklılaşabiliyor. Ben bunlara girmeyeceğim. Sadece birkaç gözlemimi aktarmak istiyorum bu konuyla ilgili. Bir tanesi, bu meselenin başından beri düşündüğümüz şekilde Amerika'nın sürece dahil olmasıyla sonuca kavuşturulduğunu söylemek mümkün. Çünkü Biden'la Cumhurbaşkanı'nın bu akşam bir görüşmesi var ve bu görüşmenin olup olmayacağının Finlandiya ve İsveç'in üyeliğine ilişkin müzakerelerin sonucuyla yakından bağlantılı olacağı ifade ediliyordu. Anlaşılan o ki Cumhurbaşkanı Erdoğan için Biden'la bir görüşme imkanı bu iki ülkenin NATO'ya girişine yönelik itirazlarının arkasında durmasından daha önemli. Bunun da anlaşılır nedenleri var. Bir tanesi tabii Türk sağından sağ geleninden gelen siyasetçilerin Amerika ile ilişkilere
özel bir önem vermesi, Amerika ile yakın ilişkilerinin kendi kişisel ilişkilerine bağlı olduğu izlenimini kamuoyuna aktarmalarının içeride bir iktidar, içerideki güçlerini arttırabildiği düşüncesi. Erdoğan da geçmişteki örneklerde olduğu gibi böyle hareket eden bir Türk sağ siyasetçisi. İkincisi tabii Erdoğan'ın dış politika anlayışı ve uygulamalarıyla ilgili. O özellikle diğer ülke liderleriyle baş başa ikili görüşmelerle pek çok meseleyi halledebileceği gibi bir izlenime sahip ki aslında bunu doğrulayan bir takım örnekler de var. Özellikle de Rusya ile ilişkilerde bu kişiselleştirilmiş diplomasi bir hayli işe yarıyor. Neyi gösterdi bu durum bize? Aslında yeni bir dünyanın kurulmakta olduğunu bir kez daha teyit etmiş oldu. Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasıyla birlikte Rusya'nın kuzeyden de Rusya'yı kuzeyden çevreleyen halka da eklenmiş oldu. Böylece NATO'nun özellikle Baltık ülkelerinin savunmasında yaşadığı zafiyet giderilmiş oldu. Türkiye açısından bakarsanız aslında stratejik olarak bu bir kazanım. Zira Rusya dikkatlerini daha geniş bir cepheye yaymak zorunda kalacak ve muhtemelen de dikkatlerin odağı güneyden kuzeye kayacak. Bu anlamda bir kazanım. Bir diğeri ise bize gösterdiği bir diğer konu ise artık soğuk savaş sonrası uluslararası ortamda palazlanma ve ne diyelim palazlanma ve güç devşirme imkanı bulan PKK gibi örgütlerin artık Ukrayna, Rusya'nın Ukrayna işgali sonrası dönemde eskisi kadar rahat edemeyecekleri. Çünkü artık dünyanın ya da Batı'nın güvenlik kaygıları her şeye üstün geliyor. Yani İsveç ve Finlandiya gibi tarafsız ülkelerin NATO'ya katılması bir anlamda saflarını ortaya koymalarına yol açıyor ve o gün bu ülkelerde güvenlik ve şey arasında, adalet arasında bir tercih yapmak zorunda kaldıklarında tercihlerini güvenlikten yana kullandılar. Türkiye gibi demokrasisi sorunlu bir ülke ile müttefik olmayı da kabul ederek aslında daha önce sürdürdükleri o tavizsiz demokrasi ve insan hakları savunuculuğu iddialarından da bir ölçüde vazgeçmiş oldular. Zaten bugünün güvenlik şartlarında daha farklı hareket etmeleri de mümkün olmayabilirdi. Bir diğer konu tabii Türkiye'nin Rusya'dan özellikle Suriye'ye yönelik bir harekat için beklediği desteği alamaması, NATO içerisinde Rusya'yı bilerek ya da bilmeyerek ya da niyetlenerek ya da niyetlenmeyerek kayırıcı bir rol oynamasının hiç de istediği türden sonuçlara yol açmadığını göstermesi oldu. Yani Lavrov'un özellikle Türkiye'nin Suriye'ye yönelik müdahalelerine getirdiği güçlü itirazlar NATO içerisinde bu anlamda Türkiye NATO içerisinde hani Rusya'yı çok rahatsız etmeyecek işlere izin vermeme politikasının da her zaman Türkiye'nin çıkarlarına hizmet etmediği anlaşılmış olduğu gibi geliyor. Ve son olarak da aslına bakarsanız Türkiye bir takım talepleri dile getirirken bu ülkelerin, iki ülkenin üyeliğine uluslararası örgütlerde çok bilinen bir pratiği hayata geçirmiş oldu. Eski bir üye olmanın her zaman için avantajı vardır. Bu da kullanılır yeni üyeler girerken. Ama bunun özün ötesine geçen bir üslup ve tabii biçim sorunu vardı. Bu müzakere süreci çok daha belki de aynı sonuçları çok daha az hasar verici şekilde yürütülebilirdi. Ama Erdoğan'ın dış politikayı bir içeride güç devşirme alanı olarak görmesinin bir sonucu olarak da yüksek perdeden karşı çıkışlar, itirazlar duyduk. Ve dolayısıyla da bunlar Türkiye'ye 70 yıllık üyeliğinin getirdiği avantajları kullanma konusunda ciddi sıkıntılar, kısıtlar ortaya koyacaktır. Finlandiya ve İsveç evet NATO'da müttefiktir ama Türkiye'ye belki de bu kriz yaşanmadan öncesine göre daha az Türkiye'yi daha az ciddiye alacaklardır diye düşünüyorum.
Bugün tamamlanacak NATO Liderler Zirvesi'nin ayrıntılarıyla devam ediyoruz. İspanya'nın Madrid şehrinde düzenlenen NATO zirvesi bugün son oturum ve Genel Sekreter Stoltenberg'in basın toplantısından sonra sona erecek. Türkiye'nin NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik vetosunu kaldırmasının ardından Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova'nın İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılma planlarını olumsuz karşıladığını söyledi. Ryabkov, NATO'nun genişlemesinin bölgedeki istikrarı bozacağını ve ittifak üyelerinin güvenliğine ek bir katkı sunmayacağını belirtti. NATO zirvesi boyunca önemli bir gündemde Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı duruşu, sonrasından vetosunu çekmesiyle birlikte Erdoğan ve Biden'ın görüşmesiydi. Başta da belirttiğimiz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden arasındaki görüşme sona erdi. İki liderin NATO Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları İspanya'nın başkenti Madrid'deki görüşmesi 1 saat 10 dakika sürdü. Liderlerin görüşmesindeki en önemli konular birinin F-16'lar olması bekleniyordu. Liderlerin görüşmesinin öncesinde ABD Ulusal Güvenlik İşlerinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı Biden yönetiminin Türkiye'nin F-16'larını modernleştirme planlarını desteklediğini söyledi. ABD Başkanı Biden da görüşme öncesinde Erdoğan'a Ukrayna limanlarında mahsur kalan tahılların çıkarılmasındaki çabaları ile İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine verdiği destekten ötürü teşekkür etti. Biz de pazartesinden beri bu konuyu ayrıntılarıyla uzmanlara sorularımızla incelemeye devam ediyoruz. Bugün de uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Selin Nasi konuğumuz. Selin Nasi, merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Şimdiden çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. NATO Liderler Zirvesi'ni ayrıntılarıyla inceliyoruz. Bu zirvede tabii ki hiç şüphesiz ki Türkiye'nin merkezi bir konumu var. Bizim baktığımız yerden böyle görünüyor. Tabii bunun ayrıntılarını sizlere soracağım. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu Madrid Zirvesi küresel güvenlik anlayışının değişimi noktasında çok önemli bir yere konuluyor. Hatta Soğuk Savaş'tan sonra en önemli zirve olarak da nitelendirenler var bu zirveyi. Hiç şüphesiz Rusya ve Ukrayna Savaşı'nın etkisi altında gelişiyor bu küresel güvenlik konseptinin değişimi. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bu anlayışta neler değişti? Küresel güvenlik konsepti deyince biz NATO'nun şu anda ne anlıyoruz bu liderler zirvesinin sonundan baktığımızda? Evet, NATO'nun 10 yıllık stratejik vizyon belgesinin oluşturulduğu önemli bir zirveydi bu. Ve küresel güvenlik mimarisinin yeniden şekillendiğini söylemek abartılı olmaz. Tabii ki Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi güvenlik önceliklerini, tehdit algısını derinden etkiledi. Biz Ukrayna işgali öncesi hatırlarsanız işte Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikada Pasifik'e kaymaya devam edeceğini, önceliklerinin artık Avrupa kıtası olmadığını, hatta Orta Doğu'dan da çıkıyor olduğunu tartışıyorduk. Fakat NATO'nun yeni stratejik belgesine baktığımızda burada Rusya'nın öncelikli tehdit olarak tanımlandığını, ki zaten NATO'nun kuruluş amacı da bir yerde zamanda Sovyetler Birliği'ne karşı bir savunma ittifakı hedefiyle kurulmuştu. Ve Kırım'ı işgali sonrası da 2014 Kırım ilhakı ve Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların desteklenmesiyle beraber Rusya yeniden tehdit olarak algılanmaya, o listede yer almaya başlamıştı. Yani bir anlamda NATO'da kendisine yeni bir misyon bulmuştu. Ukrayna'nın işgaliyle tabii daha farklı bir düzeye taşınmış oldu. Stratejik belgede demin de bahsettiğim gibi Rusya birinci tehdit olurken yanında Çin'in de hem stratejik rakip hem de NATO ülkelerinin, NATO üyelerinin çıkarlarını tehdit eden bir ülke olduğuna değiniliyor. Bununla beraber işbirliğine, yapıcı işbirliğine şayet Çin daha transparan hedeflerinde, işte askeri gücünü arttırma gibi hedeflerin amaçlarını daha açık bir şekilde ifade ederek hani herhangi bir tehdit amacı gütmediğine eğer ki ikna edici bir pozisyon çizerse işbirliğine de kapıyı açık bırakacak maddeler eklenmiş. Güvenlik tabii ki anlayışı giderek genişliyor ve yalnızca askeri çatışmalar değil, insani güvenlik boyutu da ön plana çıkıyor stratejik vizyon belgesinde. Yani işte çatışma bölgelerindeki cinsel şiddetten iklim krizine,
siber mücadelelere, siber terör saldırılarına kadar ve tabii ki terörle mücadelenin altı çoğu yerde çiziliyor. Daha geniş kapsamlı bir güvenlik anlayışına ev sahipliği yapmış bu zirve, Madrid zirvesi. Ve tabii Türkiye'nin burada yeni üyelerin katılımını, İsveç ve Finlandiya'nın katılımını veto etme kararı gündeme de zirvenin de açıkçası gündemine oturmuştu. Benden evvel konuşan Serhat Hocam'ı da dinleme şansı buldum. Büyük ölçüde görüşlerimiz kendisiyle örtüşüyor. Türkiye'nin, yani Ankara'nın bu krizi yönetme şekli, üslubu, dış politikanın giderek daha da kişiselleştirilmesi ve iç siyasete indirgenmesi, iç siyasi çıkarlara çıkarlar amacıyla malzeme haline getirilmesinin bence olumsuz sonuçlarını yaşamaktayız. Bu varılan mutabakat metni, muhtıra metni Türkiye'ye ne kazandıracak, ne kaybettirecek diye şöyle bir hesaplama yaparsak, evet, bir yerde Türkiye'nin hakikaten İsveç ve Finlandiya'ya yönelik şikayetleri uzun zamandır devam etmekteydi ve bu gerekçeler meşru gerekçeler. Fakat bunlar ikili diplomatik kanallardan da bir şekilde yönetilebilir, daha etkin bir şekilde çözüme ulaştırılabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü bütün sorunlarınızı kamuoyu önünde çözmeye çalıştığınızda karşı tarafa da manevra alanı sağlamıyorsunuz. Çünkü her yapılan anlaşmada taraflar kendi iç kamuoylarına da geri dönüp taviz verdikleri noktayı açıklamak, izah etmek durumundalar. Belgeye baktığımızda yapıcı bir muğlaklıkla ele alınmış ifadeler kullanıldığını görüyoruz. Bunda da çok açıkçası şaşırtıcı bir durum yok. Fakat bundan işte bir hafta öncesine kadar katiyen işte taviz vermeyiz noktasından İsveç ve Finlandiya'nın sözlerini ne şekilde tutacağını bilemediğimiz ucu açık bir belgeyle tamam tatmin olduk deyip nokta koyuyorsak bu da bir soru işareti getiriyor bize. Acaba arka planda başka tavizler de verilmiş midir, verilmemiş midir? İşte Güney Kıbrıs'ın yemeğe katılımı, davete katılımı gibi AB üyesi olarak ama NATO üyesi olmayan Güney Kıbrıs Rum kesiminin. Şimdi bütün bunlar tabii ki soru işaretleri. Bir de Biden'la görüşme konusu var. Bu çok ortaya atılan iddialardan bir tanesiydi. Senin yani Hanım, müsaadenizle... Buyur. Pardon, lafınızı kesiyorum. Müsaadenizle burada bir virgül koyalım. Ben Biden'la görüşmeye geçmeden NATO Liderler Zirvesi'nden çıkan sonuçlarla ilgili birkaç sorum daha olacak. Dilerseniz onları söyleyeyim. Sonrasında Türkiye'nin zaten Türkiye gerçekten merkezi bir konumda yer almış oldu bu Liderler Zirvesi'nde. Özellikle uzun zamandır beklenen Erdoğan-Biden görüşmesi sebebiyle. Şimdi şunu sormak istiyorum. Siz dediniz ki küresel güvenlik mimarisinin şekillendiği metin aslında önümüzdeki 10 yıl için ortaya çıktı ve farklı boyut geniş kapsamıyla artık güvenlik kelimesinin, teriminin anahtar olduğu bir dünya bizi bekliyor gibi görünüyor. Peki ABD ve Çin'in başı çektiği yeni bir soğuk savaş konsepti anlamına mı gelir bu? Burada Avrupa Birliği'nin ve Rusya'nın konumu nasıl olur genel bir perspektiften baktığımızda? Evet, Çin'le zaten uzun zamandır bu soğuk savaşın ama farklı anlamda parametrelerinin biraz daha değiştiği. Çünkü iki kutuplu dünya düzeninde değiliz artık. Amerika'nın bu liderliği götürmedeki istikrarı ne olacak bilemiyoruz. Biliyorsunuz Biden'dan evvel Trump başkanlığında çok farklı bir Amerika izledik dış politikada. Pardon. Arka tarafta ev halkı geçiyor. Biz de bir BBC yayını yapmayalım. Fakat şimdi biz Çin'e karşı Avrupa Birliği'nin bugüne kadar Avrupalı devletlerin ekonomik çıkarları ekonomik çıkarlarını gerekçe göstererek çok net bir şekilde de Çin'i yalnızlaştırmayı veya Çin'le aralarına mesafe koymakta birazcık daha ikircikli bir tutum takındıklarını biliyoruz. Fakat bu belgeye baktığımız zaman Çin'in bir tehdit olarak tanımlanmış olması dahi bence Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlantik İttifakı'nı bir arada tutma amacıyla Avrupalı devletleri bir şekilde ikna etmiş olduğunun göstergesi olarak ben tutmayı tercih ediyorum. Ve bugünün maalesef ki tehditleri
tek bir ülkenin, tek bir süper gücün, yani süper güç konumunda olan bir ülkenin dahi tek başına çözebileceği sorunlar değil. Çok daha karmaşık, çok daha çetrefil. İşte bir hala pandeminin etkilerini deneyimlemekteyiz. İklim krizinin ortasındayız ve bunu görmezden geliyoruz. Terörle mücadele, göçler, hastalıklar, bütün bu sorunların çözümü için devletler her ne kadar birbirlerinden haz etmeseler veya birbirlerini çok dost olarak görmeseler dahi bir noktada ancak işbirliği yaparlarsa bu sorunları çözebilecekler. Dolayısıyla önümüzdeki soğuk savaş biraz daha farklı bir zeminde seyretmek durumunda. Belki de bu sebeple hem hani bir gözdağı mahiyetinde evet Çin'in adımlarını güven verici bulmuyoruz. Ancak kapımızı da kapatmıyoruz. Olabilecek noktalarda işbirliğine de açığız mesajı vererek daha orta bir ara çözüm gibi bir mesaj vermeye çalışıyorlar. Rusya'nın burada konumu tabii ne olacak? Açıkçası Ukrayna'daki savaş bitmeden biz nereye seyredeceğini şu günden öngöremiyoruz. Yani bir ekonomik çöküşle lider değişikliği veya rejim değişikliğine gider mi? Başka bir Rusya'yla komşu olacak mı Avrupalı devletler? Halihazırda şu anki okumalar en azından hani Rusya'nın bugüne kadar revizyonist hamlelerine rağmen bir noktada dengelenebilir veya kontrol edilebilir olacağı ve bu sebeple de ilişkilerin kesilmemesi, diyaloğun kesilmemesi taraftarlarının daha ağır bastığı bir süreç izledik. Şimdi ama Ukrayna'nın işgaliyle çok bambaşka bir dünya güvenlik mimarisine doğru gidiyoruz. Dediğim gibi tehdit algıları farklılaşmış durumda. Bu savaşın nereye varacağı, Atlantik İttifakı'nın bir arada kalmayı başarıp başaramayacağı, çünkü önümüzde bir de bir kış mevsimi var, enerji krizi, enerji kaynaklarının sıkıntısı ve bunun hükümetler üzerinde yaratacağı, işte zaten halihazırda da enflasyonu hissetmeye başladık, baskılarla bu dayanışma duygusu da acaba azalacak mı? Bunu da deneyimleyip göreceğiz. Selin Hanım, şimdi bu küresel güvenlik mimarisinde Türkiye izlediği dış politikayla da aslında uzun bir zamandır kendisini çoğunlukla bıçak sırtı konuma düşüreceği örnekler yaşıyor. Özellikle ABD ve Rusya arasında bazen bazı olaylarda denge pozisyonu da oluşturmaya çalışarak. Şimdi Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl etkilenir sizce bu süreçten? Çünkü NATO'nun bakış açısından Rusya'nın konumunun artık oldukça kopuş noktasında olduğunu neredeyse söylemiş bulundunuz. Buradan Türkiye, örneğin Suriye operasyonu konuşuluyor, Suriye örneğinde olabilir, birçok açıdan Rusya ile ilişkileri olan bir ülkeden bahsediyoruz. Özellikle nasıl etkilenir, bir yorumunuz var mı bununla ilgili? Ben bence bu zirvedeki karardan Rusya çok Rusya açısından çok sürpriz olmadığını düşünüyorum ve Rusya için Türkiye'yi daha da kıymetli kılan zaten Türkiye'nin bir NATO üyesi ülke olması. Yani eğer öyle olmasa bugün süre gelen bağımlılık, ekonomik bağımlılık, işte enerji bağımlılığı perspektiften baktığımızda bir uydu devlete dönüşme riski var Türkiye'nin, yani NATO'dan çıktığı anda. Ve öyle olduğunda da Rusya için önemi muhakkak ki azalacaktır. Ve bu zirvedeki, yani bu zirveye damga vuran işte üyelik, yeni üyelerin girişine veto kriziyle tırmanan bu olay sürecinde de aslında son tahlilde Türkiye'nin tercihini NATO'dan yana kullanacağını ve bu vetoyu bir noktada kaldıracağı tahmin ediliyordu. Yalnızca hani bunun zamanlaması zirve bitmeden olacak mı, yoksa zirve ertesine kalabilecek ucu açık bir acaba ara formülle mi sağlanacak, bu merak ediliyordu. O sebeple ben Türkiye'nin zaten uzun zamandır bunu hep tartışmaktayız. Yani bu dengeleri yürütmesi çok da kolay değil. Bir tarafta elbette Rusya'yı tamamen karşısına alması da rasyonel bir dış politika olmayacaktır, tercihi olmayacaktır. Ancak bugüne kadar çok da iyi hesaplanmadan fazlasıyla açılarak belki de Rusya'yla fazlaca yakınlaşmamızın sonucu olarak da
kendi güvenlik önceliklerimizi biraz göz ardı ettiğimiz kanaatindeyim. Bu noktadan sonra daha dengeli bir pozisyona nasıl geleceğiz bunu bilemiyorum. Hali hazırda iktidara yakın çevreler içerisinde Türkiye'nin Atlantik İttifakı'ndan biraz daha uzaklaşıp stratejik otonomi çerçevesinde daha Avrasyacı diyebileceğimiz Rusya, Çin ve daha Avrasyacı bir anlayıştan dış politikasını şekillendirmesini isteyenler, bu çizgiyi savunanlar da var. Dolayısıyla bugündeki zaten yaşamakta olduğumuz kriz Türkiye'nin nereye ait olmak istediği sorusu etrafında dönüyor. Bence Ankara'nın da tam net bir cevap vermek istemediğini düşünüyorum ve bir yerde bunu Serhat Hoca da bir yazısında çok güzel bahsetmişti. Hakikaten bu stratejik otonomiyi kaybetmek istemiyorlar. Çünkü Ankara'da da hakim anlayış Batı ittifakının bir yerde Batı medeniyetinin çökmekte olduğu, Amerika'nın zayıfladığı ve böyle bir konjonktürde de Türkiye'nin yumurtaları tek sepete koymayarak daha farklı ülkelerle beraber işbirliği yapabilmesinden yana bir çizgiyi savunuyorlar. Şimdi böyle söylendiğinde tabii ki kulağa hoş geliyor, fakat krizler yaşandığında ve tercihler yapma noktasında Türkiye nerede duracak? Bugün gördük ki Türkiye gene tercihini NATO'dan yaptı, NATO'dan yana kullandı. Acaba değerleri, ilkeleri ve demokrasi anlayışıyla da Batı ittifakına daha uygun bir üye olacak mı? Bunu da temenni ediyoruz elbette ki. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerine geçersek, 20 Ocak 2021'de göreve gelmişti Joe Biden. Hiç şüphesiz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'dan farklı bir ilişki kuruyordu. Şimdiye kadar 3 kez görüşme gerçekleştirildi çeşitli vesilelerle. Biden-Erdoğan görüşmesinden Türkiye-ABD ilişkilerine dair neler çıkar sizce? Görüşmelerde tabii basına yansıyanlar ve yansımayanlar vardır. Yani biz sadece görünen yüzüne göre yorum yapabiliyoruz. Ancak Amerikan başkanlarıyla bir arada fotoğraf imkanı geçmişten günümüze tüm iktidarlar için çok önem atfedilen bir durum olmuştur. Dakikalarına kadar sayılır. Tercümeye harcanan vakitler düşünür, netini bürütünü hesap ederler. Burada da bugün içinde özellikle Erdoğan şahsi olarak Biden'ın temas kurmaktan kaçınmasından rahatsızlığını birçok kereler dile getirmişti. Yani Biden döneminin Trump döneminden farklı olacağını zaten tahmin ediyorduk. Ve Biden'ın otoriter kabul ettiği, adlettiği liderlerle arasına mesafe koymaya çalışması neticesinde Erdoğan'la da çok sık bir araya gelmekten kaçındığını söylemek mümkün. Türk-Amerikan ilişkilerinde pek çok sorun var ve taraflar için bu sorunların sıralaması farklılaşıyor. Ancak NATO bağlamında bu sorunları eğer ki sıralamaya çalışırsak muhakkak ki en tepede Türkiye'nin S-400'leri almış olması ve bu sebeple F-35 programından çıkartılması ve Türkiye'nin tabii ki gene terörle mücadele olsun, işte NATO güvenliğinin arttırılması, güçlendirilmesi konusu olsun, hava kuvvetlerinin güçlendirilmesi meselesi ortada bekleyen bir dosya. Ve tabii ki iki liderin görüşmesinde de bu konu gündeme gelmiş olduğunu anlıyoruz. Ki çünkü bu görüşmeden evvel Pentagon'dan da bu yönde bir açıklama yapıldı. Biden yönetiminin Türkiye'nin bir süre önce talep etmiş olduğu F-16 modernizasyon kitleri ve yeni F-16'ların satın alınmasına ilişkin talebini desteklediklerini belirten bir mesaj paylaştılar. Şimdi burada tabii ki şunun altını çizmek gerekiyor. Birincisi bu Türkiye'nin NATO'da İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerini veto etme kararıyla bağlantılandırılıyor ama
Zaten Biden yönetiminin pozisyonu daha bu kriz başlamadan evvel de benzer şekildeydi. Yani elinden geleni yapacağı şeklinde basına yansımıştı. En azından desteklediğine dair bir duyumumuz vardı. Ancak şunu da tabii eklemek gerekiyor. Biden burada tek karar verici merci değil. Yani biz başkanlık sistemine başta bir başkan var, istediği kararı alabilir şeklinde böyle bir anlayış bazı kişilerde olabilir. Bu yanlış bir algı maalesef ki. Güçler ayrılığı son derece etkin bir şekilde işliyor Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Kongre'nin burada kararı çok önemli olacak. Bir ara seçimler de geliyor tabii ki. Bu Kasım'da ara seçimler var. Cumhuriyetçilere geçme olasılığı Kongre'nin büyük bir olasılık olarak görülmekte. Ama bundan da bağımsız Kongre'de hala demokratlar olsun, cumhuriyetçiler olsun, Türkiye'nin işte demin de bahsettiğimiz pozisyonu ne? NATO üyesi olarak hakikaten NATO'ya aidiyeti, sadakati kuvvetli mi, değil mi? Özellikle bu krizin istenilenin tam tersi bir etki yarattığını düşünüyorum ben. Yani Türkiye'nin tam da NATO içerisinde birlik, beraberlik resmine ihtiyaç duyulduğu bir zamanda kendi güvenlik endişelerini her ne kadar meşru olursa olsun bunu bir pazarlık konusu haline getirmiş olması, bir siyasi poz olarak kullanmış olması, Rusya'nın çıkarlarına hizmet edeceğinden dolayı eğer ki bu sorun çözülmeseydi ve genişleme sağlanamasaydı bir fiyaskoya dönüşecekti bu açıdan baktığımızda. Haliyle de Türkiye'nin sadık bir müttefik olup olmadığı noktasında Kongre'de olumsuz bir hava var. Bu da Türkiye'nin aleyhine işliyor maalesef. Bunun bir şekilde aşılabilmesi lazım. Bunu tek başına Joe Biden yapabilir mi? Bilmiyoruz, göreceğiz. Ancak şu an itibariyle başkanın Türkiye'nin hava savunma gücünün kuvvetlendirilmesi, desteklenmesinin NATO ittifakını güçlendireceğini güçlendireceği yönünde en azından fikre sahip olduğunu biliyoruz. Yani bu da tabii ki çok azımsanacak bir kazanım değil ama bu krize bağlı edinilmiş bir taviz de değil. Yani bunun da altını çizmek gerek. Kıymetli yorum ve analizleriniz için çok teşekkür ediyorum Selin Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. İyi yayınlar. Bugün Medyascope gündemde uluslararası ilişkiler uzmanı Doktor Selin Nasıl'ı ağırladık ve kendisi hem NATO Liderler Zirvesi'ni hem de Joe Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmeyi değerlendirdi. Böylelikle Medyascope gündemin bugün de sonuna geldik. Yarın yine saat 10'da ekranlarda olacağız. Medyascope'a destek olmak isterseniz sosyal medya hesaplarından Medyascope YouTube kanalı, Medyascope Plus ve spor kanallarına abone olabilirsiniz. Ayrıca Patreon'dan katkılarınızla da sözümüzün daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler, iyi günler.